Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Ramazan ayında bakkallardan satın aldıkları gıda paketlerini ilçede 1000 aileye ulaştıracaklarını açıkladı. Altun, ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi. 2 yıldır malum pandemiden dolayı bir Ramazan'ı evlerimizde yaşadık. Belediye olarak da çok fazla etkinlik yapmamıza mevcut ortam izin vermedi. Ama bu yıl Ramazan'da inşallah çok güzel hazırlıklarımız var. Özellikle konservatuar, Turizm Kültür İl Müdürü ile görüşmemizden sonra inşallah Ramazan ayında 2 kere Bünyan ilçesinde Türk Halk Müziği konserleri verilecek konservatuar tarafından. Bunu şimdiden Bünyan halkına müjdelemek istiyorum. Biliyorsunuz Ramazan demek maneviyatı bol, özellikle de zekat ayı demek. Bunun için de belediyemizin hazırlamış olduğu iaşeler var. Ben diğer belediyelerden farklı olarak 3 yıldır bir gelenek sürdürüyorum. Zincir marketlerden değil, normal bütün mahallemizin bakkalı dediğimiz, Bünyan'daki tüm bakkallardan işte 40'ar 50'şer koli almak üzere 1000 kadar iaşe paketi hazırlattık. Ve bunları da hem esnafımızı korumak hem de vatandaşımızın ihtiyacını gidermek adına vatandaşımıza dağıtacağız. Bu da 3 yıldır müthiş bir sinerji getirdi. Hem vatandaşımız hem esnafımız bu yönden çok teşekkür ediyorlar bize. Biz de onlara özellikle vatandaşlarımızın vermiş olduğu hayırların Rabbim katında hayrını görmesini diliyoruz. Bu Ramazan inşallah havalar müsait olursa özellikle ailelerimizin içerisinde sağlık da el verirse tabii ki ailelerimizle birlikte iftar açmaya gayret edeceğiz. Onlarla birlikte bu mutluluğu yaşayacağız. Özellikle yıllardır beklediğimiz çöp transfer istasyonunun bitme noktasına geldi. İnşallah Mayıs ayında itibaren Bünyan'ın ortasına dökülen o kötü görüntüden uzaklaşıp artık modern bir transfer istasyonumuz olacak. Buradaki çöpü de Kayseri'ye aktaracağız. Aktarma istasyonumuz olacak. Yıllardır beklediğimiz pazar yeri, ki biliyorsunuz Salı Pazarı Bünyan'da çok meşhurdur. Bütün kamulaştırması yapıldı. Yaklaşık bir hafta içerisinde de ihaleye çıkıyor. Büyükşehir tarafından yapılıyor. Ve sadece kapalı pazar yeri değil, onun yanında da bir mini terminal var ki. Bu da emniyetin karşısında Bünyan'da eski pazar yerine yürüyüş mesafesinde bir yer. İnşallah vatandaşlarımız modern bir pazar yerine kavuşmuş olacak. Bünyan'ı heyecanlandıracak en önemli proje inşallah Spor Toto'dan bugün yarın inşallah bizim çağırmalarını bekliyoruz protokole. Spor Bakanımızın tensipleriyle bir yüzme havuzu. Bünyan'a bu büyük bir hediyemiz olacak. Büyük bir onların beklemiş olduğu yarı olimpik bir yüzme havuzu gerçekleştireceğiz. Bunlar bizim bu yıl için düşündüğümüz en büyük projeler.